Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına, yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Aksa Kimya'nın değerlendirmesini yapacağız. Her yayında olduğu gibi çizimlerimizi birlikte yapmak suretiyle finansal okuryazarlığımızı her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar, Aksa Kimya yayınımıza geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi Aksa grafiğimize bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bir haftalık grafiktir ve logaritmiktir. Biz Koyun Bulucu olarak ne yapıyoruz? Geçmişte çizmiş olduğumuz grafikleri bugüne uyarlamaya çalışıyoruz. Bunun amacı da şudur arkadaşlar. Bu grafikler robotlar tarafından yapılmaktadır. Algoritma ve robot geçmişte çizmiş olduğu trendleri gelecekte uygularlar. Benim nacizane fikrim bu şekildedir ve ben grafiklerimi geçmişten bugüne çizdiğim çizimlerle takip ederim. Sonra kısa vadeye gelirim. Kısa vadede al ve sat pozisyonlarına göre elimdeki hisse senedinin sayısını boğa piyasasında her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkartırım. Arkadaşlar çünkü ayı piyasasıyla boğa piyasasının trendleri birbirinden farklıdır. Elimden geldiğince her yayında söylüyorum. Ayı piyasasında yükselen bir trend, yani şu diyelim, yükselen bir trend aşağı yönlü kırıldıktan sonra bu şekilde tekrardan dönüş göremeyebilirsiniz. Yükselen trend kırılır. Düşüş piyasasında olan hisse senedi veya coin neyse daha dip seviyelere doğru düşmeye başlar. Ancak bu bir boğa piyasasıysa, boğa piyasasında yükselen trend kırılsa da ondan sonra bir düşüş meydana gelir. Bu düşüşle birlikte siz bir düşen trend çizersiniz. Düşen trendiniz yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte kırılan bu bölgelerde sattığınız ürünü aşağıdaki kırılımla birlikte tekrardan daha fazla sayıda almak suretiyle kazançlarınızı daha yüksek seviyelere, maliyetlerinizi de daha düşük seviyelere eriştirirsiniz. Ona göre trendlerin takibi son derece önemlidir. Şimdi Koyun Bulucu olarak bu Aksa Kimya'nın geçmişine gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Geçmişe doğru gidiyoruz. Bakın, yıl 2007. Hemen hemen her hisse senedinde benzer görüntüler vardır arkadaşlar. Logaritmalar veya robotlar benzer şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu benzerlik de bizim daha fazla işimize geliyor işin açıkçası. Çünkü bazı hisse senetleri önden gidiyor ve yaptığı hareketliliği görüyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Diğer hisse senedi Aksa Kimya diyelim. Aynı görüntü onda da varsa beklentimiz ne oluyor? Bu bir robot aklıdır. Robot A hissesinde böyle yapmıştı ve o A hissesindeki çizim bu şekildeydi. B hissesinde de aynı şekilde görüntüyü beklemek kadar normal bir şey yoktur arkadaşlar. Ancak disiplinli davranacağız. Teknik olarak bu ürünleri teknik çizimlere göre alıyorsan, teknik sana stop ol dediğinde de stop olmak elzemdir arkadaşlar. Stop olmamanız karşılığında düşüş geldiğinde de üzülmemeniz gerekmektedir. Çünkü disiplinli hareket edersen bu çizimler sana maksimum kazancı, minimum zararı sağlayacaktır. Arkadaşlar bakın, 2007 yıllarındayız. 2007 yıllarından itibaren burada piyasaya girdikten sonra düşüyor. Sonra da yükseldiğini görüyoruz. Burada iki tane tepemiz var. Gelin birlikte bu iki tepeyi birleştirmek suretiyle bu dibe de noktamızın birini koyalım ve bir yükselen trend kendimizi oluşturalım. Bakın, bu şekilde bir yükselen trendimiz var. Bu trendin alt kısımlarına da getiriyoruz. Noktamızın bir ucunu koyuyoruz arkadaşlar. Burada bir kanal görüntümüz var. Bu kanalın orta bandı, bu kanalın ortalama tüm fiyatının geçtiği ortalama fiyattır arkadaşlar ve son derece önemlidir. Bakın, bu şekilde Aksa Kimya piyasaya girdiğinde bu kanal içerisinde gidiyormuş. Bakın, kanal burada zaten nokta atışı destek olarak tutuyor. Sonrasında ise direnç olarak tutuyor ve bu kanalın artık görevi bitirmesiyle birlikte orta kanalın biz alt bandı destek olarak çalıştığını burada görüyoruz. Şimdi biraz daha günümüze doğru yaklaşalım. Bakın arkadaşlar, yani bu kanalın doğru olduğu 2007'de çizilen bu grafikle zaten anlaşılıyor. Yani Aksa Kimya'nın robotları ne yapmış? 2007'de bir grafik çizmiş. 2007-2011 aralığında ve bugün biz yıl 2023'teyiz. 2023'e kadar bu grafiği tıkır tıkır tabiri caizse işlemiş arkadaşlar. Halı dokur gibi işlemiş. Bakın, kanalın orta bandı yıllar sonra dahi ne kadar güzel tuttuğunu görün. Yani bunu bir insanoğlunun yapabilmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla bunlar normal alsatlarla, yatırımcının yapacağı alsatlarla olmaz arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz, bu piyasalarda robotlar var, algoritmalar var. Bu algoritmalar, bu robotlar grafik üzerinde işleniyorlar ve ona göre alsat pozisyonlarını yıllar boyu yapıyorlar. Yani 2007'den yıl gelmiş 2023'e ve hala bu başında çizilen grafik aynen devam ediyor. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Burada destek direnç rolü oynayan bu ortalama fiyat burada ne kadar güzel bir
yine direnç rolü oynuyor. Ve yükseldikten sonra buraya bir Rites hareketi yapıyor. Yani yine bu sefer ne yapıyor? Destek rolü oynuyor. Başta direnç oluyor, üstün atınca da destek oluyor. Ve milimetrik olarak şu bölgede biz üst banda kadar, yani 50 TL'lere kadar gittiğimizi görüyoruz. Şimdi yakın tarihe doğru yaklaşalım, bugünlere gelelim arkadaşlar. Bakın burada bandımız kırılıyor. Bandın kırılmasına beklenti nedir zaten? Bu son derece önemli bandın, yıllar boyunca işleyen bu bandın tekrardan Rites hareketiyle buranın bir önemli destek rolü oynadığını görmemiz lazım. Burada Rites'le birlikte biz tekrardan yükseliş yapıyoruz ve 100 TL'ler civarlarına kadar gidiyoruz. Burada bir fake hareket yapıyor arkadaşlar. Kanalın içine giriyor ancak bu kısa sürüyor. Tekrardan kanalın üstüne atıyor. Ben bu saatten sonra yönün yukarı olduğunu düşünürüm. Diyeceksiniz ki hocam tabii ki yön yukarı ama burada kanal bitti, ne yapacağız? Biliyorsunuz arkadaşlar her yayında sizlerle birlikte iki tane tren çiziyoruz. Zaten boğa piyasaları kolay kolay başlamaz. Boğa piyasaları başladığı zaman da kolay kolay bitmez arkadaşlar. Yani bugün düşecek, yarın düşecek değil. Burada milyarlarca TL'lik bir hacim var. Yani bunu buradan buraya götüren robot buraya kolay kolay götürmüyor. Bakın yıllar boyu zaten yatayda götürüyor. Şu yatayda görüyor musunuz? Yani bunlar bir yükseliş değil. Asıl yükseliş bu. Dolayısıyla yıllar boyu 2007'den beri Aksa Kimya'nın robotları işte bu yükselişe hazırlanıyor. Burası bir hazırlık süreci. Buradaki yükselişler hiçbir şey değil arkadaşlar. Burası bir hazırlık süreci. İşte bu hazırlık süreci belki 10 yıl, 15 yıl artık hesabını siz yapın. Bakın 2007'den bu bölgelere gelsen 10 yıl yapıyor. Bu bölgelere gelsen 12 yıl yapıyor, 13 yıl yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar 13 yıl boyunca hazırlık dönemi geçiriyorsun ve onun bir patlamasını yaşıyorsun. Yani kolay kolay bu piyasalarda hemen bir günde, 2 günde, bir ayda, bir haftada düşüşler gelmez. Sakin olacaksınız. İstikrarlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde trendleri uygulayacaksınız ve maksimum kazancı sağlamaya çalışacaksınız. Benim buradaki tek amacım size maksimum kazanç nasıl sağlanır, nacizane bilgim doğrultusunda anlatmak ve sizleri bilinçlendirmek arkadaşlar. Sizler koyun bulucuya göre değil, koyun bulucudan ve piyasadaki değerli yorumculardan almış olduğunuz bilgilerle birlikte kendi bilginizi kataraktan teknik olarak destek ve direnç seviyelerini çizeceksiniz ve ona göre yatırımlarınızı kendi bilgilerinize göre yapacaksınız arkadaşlar. Kimseye göre yatırım yapmayacaksınız. Hele ki piyasaya gelen haberlere göre kesinlikle yatırım yapmayacaksınız. Bakın burada kanalımızın işi bitmiş. Yıllar sürmüş bu kanal ve artık üst kanala geçmişiz. Bu saatten sonra yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Yeni bir kanal çizmek suretiyle elimizdeki bu hisse senedini daha uzun vadedeki fiyatlılığını izlemeye çalışacağız. Bakın burada noktaları aynı bölgeye getirmeye çalışmak lazım. Bu bölgelere getiriyoruz. Eğer kanal tam olarak üstüne oturduysa elimizdeki tuttuğumuz kanalı bir alt kanalın üzerine bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Alt kanalda robotun işinin bittiğini ve üst kanala robotun geçtiğini anladık, değil mi? Şimdi artık üst kanaldayız. Geneli bir yakın vadiye. Yani uzak vadeden geçmişten çizmiş olduğumuz trendlerle bugünümüzü daha da aydınlık hale getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Amacımız dediğim gibi robotun ne yaptığını anlamaya çalışmak. Robot zaten size bu bölgelerde işlem yapmanızı ister. Bu bölgelerde çizim yapmanızı ister. Yakın vadede çizim yapın. Yorumcular da yakın vadede yapsın der. Çünkü robot da robotu kuran, robotu satın alan yatırımcısına kazandırmak ister. Eğer robot yatırımcısına kazandırmıyorsa zaten yatırımcı ne yapar arkadaşlar? O robotu iptal eder. Onu yerine daha yapay zekası yüksek robotla çalışmak ister. O yüzden robotun aklını okumaya çalışacaksınız. Şimdi burada ikinci kanalımıza girdik. İkinci kanalımıza göre şimdi günlük trendimiz gelelim arkadaşlar. Yakın vadeye gelelim. Bakın yakın vadede şöyle bir görüntümüz var. Burada artık ikinci kanala girmemizle birlikte bu kanal güzel bir şekilde burada kendisini tutmuş. Beklenti şudur arkadaşlar. İlk başta şu eski zirvesine bir gider. Yani 95-100 TL arasına bir gider yani. 95-100 TL arası güçlü satış bölgesi olarak yine Aksa Kimya'nın karşısına çıkacaktır. Çünkü bu bölgeye geldiğinde bakın soluksuz düşüyor. Dolayısıyla bu bölgeye tekrar gelmesiyle birlikte bu bölgedeki hacmi alacaktır. Aynı zamanda bu bölgede robotlar yine satışa başlama ihtimali yüksektir. Ona göre bu bölgeye dikkat edin. Bu bölgenin aşılması da güzel bir sonuç verecektir. Ancak aşağı yukarı burada balina çılgın hareketler yapabilir. Gayet normaldir. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir ikili tepe gibi burada iki tepe oluşuyor. Ondan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bu bölgede de aynı iki tane tepe oluşuyor. Sonra düşüşe geçiyor. Siz ne yapacaksınız?
düşüşe geçmesiyle birlikte bir düşen trend çizeceksiniz. Çünkü boğa piyasasındasınız. Düşen trend, bakın arkadaşlar, bu bölgelerde ikili tepe ile birlikte gelen bir düşüş var. Bu düşüş nerede sonuçlanıyor? Yani 100 TL civarlarından 60 TL'lere kadar düşüyor ve siz bu kapalı mumda dahi alsanız 63 TL'den tekrardan maliyetlenmek suretiyle hangi noktadayız? 83 TL civarındayız. O yüzden artık düşen trendimiz kırılmış. Yönün yukarı olmasını beklerim ben. Burada yeni kanalın içerisine girmekle birlikte hedef ne olmalıdır arkadaşlar? Aslında bunun ana hedefi 150 TL civarlarına kadar gelmesi beklenir. Çünkü kanalın içindeyiz. İlk hedef neresidir? Kanalın ortalama bandının geçtiği bu orta çizgili banttır arkadaşlar. Bu seviyeye kadar ana hedefidir burası. Buranın da aşılmasıyla birlikte daha yüksek seviyeler konuşulacaktır. Takdir edersiniz ki bu ana direnç şu anda kırılmadan daha yüksek seviyelerde hayal kurmaya gerek yok. Peki diyeceksiniz ki hocam, ben 83 TL'lerde maliyetlendim veya daha aşağılarda maksimum kazancı nasıl sağlayabilirim? Bakın arkadaşlar, burada da iki tane trend çizeceksiniz. Buranın kırılmasıyla birlikte bir yükseliş trendi oluşuyor. Burada bir yükselen trend çizmeye çalışacaksınız kendinize. Bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça aksa kimyadaki yön yukarı yönlü olacaktır. Biraz yatayda çıkıyor bu görüntü. O yüzden arkadaşlar aradaki marj yüksektir. Aradaki marja da çok takılmamak lazım. Çünkü kısa süre önce 60 TL olan ürünün fiyatı çok kısa süre sonra 85 TL'ye kadar gitmiştir. Dolayısıyla aradaki marjın açılması da son derece normaldir. Burada ana destek bölgemiz 68 TL'lerden geçmektedir. 68 TL'nin altına inilmesi şöyle bir riski doğuracaktır. Alt banda tekrardan girmemize sebebiyet verecektir. Bu durumda dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. Ancak alt banda da girse, burada bir yükselen trendimiz olduğu için yükselen trend seviyesi 66 TL'lerden geçiyor. 66 TL'nin altına gelmedikçe bu üründeki yükselişler kaldığı yerden devam edecektir. Ancak burada oluşturulan yükselen trend aşağı yönlü kırılması halinde, yani 66 TL'lerin altında bir günlük kapanış yapması halinde, o zaman hem orta band dediğimiz bu kanalımızın tepe noktası aşağı yönlü kırılmış olacak. Artık eski kanala tekrardan girmiş olacağız. Hem de düşen trendimizin kırılmasıyla birlikte bir düşen trend süreci başlayacaktır. Burada gördüğünüz gibi, o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Tepeden aşağı doğru bir düşen trend çizeceksiniz. Bu şekilde ne zaman yukarı yönlü kırıldı, o zaman al pozisyonu oluşacaktır. İlk önemli desteğimiz 68 TL civarlarında. Ana desteğimiz ise 66 TL. 66 TL'nin altında kalmadığı sürece aksa kimyadaki hedef 150 TL civarları olacaktır. Bu 100 TL civarlarında da yine satışla karşılaşması son derece normaldir arkadaşlar. 95 ile 100 TL arası önemli direnç bölgesi olarak karşınıza çıkacaktır. Haberiniz olsun. Arkadaşlar, ben piyasalarda da yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Ancak 20 Temmuz'da PPK toplantısı var. Para piyasaları kurulunun yapacağı toplantısıyla birlikte volatilite biraz piyasalarda artsa da ben yönün yine yukarı yönlü olacağını işin açıkçası düşünüyorum. Siz disiplinli bir şekilde al ve sat pozisyonlarınızı yönetirseniz, ona göre de kazançlarınızı daha yüksek seviyelere çıkaracağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar, Aksa Kimya'daki yorumumuz bu şekilde. Umarım sizler de bundan faydalanmışsınızdır ve finansal okuryazarlığınız daha yüksek seviyelere çıkmıştır. Daha kısa vadede işlem yapmak isteyen arkadaşlar varsa aynı bir görüntüyü çizin arkadaşlar. 4 saatlik grafiklerde bakabilirsiniz. 4 saatlik grafiklerde bir yükselen trend çizmek suretiyle elinizdeki ürünü kaldığı yerden takip edebilirsiniz. Daha kısa vadedeki destek bölgemiz 79 TL'den geçmektedir. 79 TL altına kırılmadıkça aşağı bantların beklenmesi normal değildir arkadaşlar. 79 TL'nin kırılmasıyla birlikte biraz önce söylemiş olduğum destek seviyelerine doğru inme gelebilir, düşüş gelebilir. O yüzden kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar da 79 TL'yi önemli izlemeleri gerekmektedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.